Sporun Sesi, Tavşanlı'nın Sesi izleyenleri. Bir Sporun Sesi programında yine sizlerle birlikteyiz. Bugün dolu dolu bir program yapacağız. Bambaşka bir konuya ele alacağız. Tabii ki TK'yı Tavşanlı İyi Sporumuzu konuşacağız. Ama bunun yanında Tavşanlı sporundaki altyapılarımızı, Tavşanlı futbolundaki altyapımızı, bunun yanında bayan futbolunu ve bayan genç yetenekli oyuncularımızı konuşacağız. Murat Göçmen hocam var. Murat Göçmen hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Futbolunun belki de Tavşan'da en başta anılacak isimlerinden olacak Mine Satık hocamız var. Mine hocam hoş geldiniz. Hoş kalecimiz bir de sol bekimiz var. Evet kalecimiz Hümeyra. Hümeyra hoş geldin. Hoş bulduk. Elif Nur sol bek oyuncumuz bayan futbol takımlarımızda. Sen de hoş geldin hoş Elif bulduk. Nur. Evet hocam şöyle söyleyeyim. Sohbet tadında bir program yapacağız zaten. Evet. Sizin futbol geçmişinizi Tavşanlı'ya anlatmaya çok fazla bir gerek olmadığını düşünüyorum. Murat Göçmen ismi denildiğinde akla gelen futboldur. Akla gelen nedir mesela benim aklımda? Üst düzey bir yetenek. Hani çokça da bir araya geldiğimizde söylemişimdir. Benim çocukluk hayranım. Çünkü telefon kulübesinde oyuncu geçebilecek yetenekte bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani bambaşka bir yetenektiniz. Bu bambaşka yeteneğinizi, futbol öngörünüzü hocalık hayatınızda da devam ettirdiniz ileri gelen zamanda. Aslında oralarda arada konuşulacak çok şey var ama ben konuya şuradan girmek istiyorum Murat Hocam. Ana temamız Tavşanlı İyi Spor'u evet, bu hafta evet. Genişçe işledik. Hem geçen hafta hem hafta içi işledik. Bir Tavşanlı İyi Spor ile alakalı hem sizin o hani hepimizin bildiği kestel maçları, finaller, evet, finalde evet. Kaçan günler. Sizlerin oynadığı dönem. Evet, sizin oynadığınız dönemler. Hem de bugüne getirerekten bir Tavşanlı İyi Spor'la ilgili bir genel bir değerlendirme almak istiyorum sizden hocam. Ben ilk önce bizleri buraya davet ettiğiniz için, konuk ettiğiniz için ilk önce Ali Bey, Aydın Bey'e, siz Semih Bey'e, Ali Bey'e çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Hem sesimizi duyurmak açısından da çok güzel bir program olur inşallah. İnşallah hocam. Tavşanın İspor'a gelince, Tavşanın İspor, Kütahya bölgesi bir Çınar'ı zaten. Milli takım dedikleri Çınar. Tavşanın İspor çok güzel yerlere geldi. PTT 1. Lig'e çıktı. Güzel yerlere geldi. Birlik beraberlikleri çok güzeldi. İyi bir yönetimi vardı bence. İyi bir taraftar topluluğu vardı. İyi bir futbolcu topluluğu vardı. Hepsi bir araya geldiği zaman zaten başarı kaçınılmaz. Başarı gelir zaten. Şu anda Tavşan'ın iyi sporu işleyecek olursak da şu anda İmam Ahmet dediğimiz çok saygıdeğer, işi bilen, futbolun içinden gelen, iletişimi çok üst düzey olan, aynı zamanda Burhan abi, Burhan Zorba, üstadımız, ben üstadım derim kendisine. Burhan Zorba üstadımız da var. O ki çok da mütevazi insanlardan bahsediyoruz aynı evet, zamanda. Evet, evet, hem evet, İmam Ahmet, evet. Ahmet Erdinçer hem sen Burhan ilk, Zorba. İlk etapta ben şunu söyleyeyim. Futbolda ilk önce bence aile ortamı. Birlik, beraberlik. Yani futboldan önce eğer birlik, beraberlik kurabilirlerse ben şunu söylüyorum yani. Zaten Linyi Spor'un yeri burası değil. Linyi Spor'un üst liglerde olması gerekiyor. Ben inanıyorum yani. Ama yani şu da bir gerçek. Bugün Linyi Spor var, Akıncılar Spor var, Tebecik Spor var. Bunlar da bizim tavşanımızın takımları. İnşallah başarılı olurlar. Hepsi birbirinden değerli kulüplerimiz, değerli camialarımız. İnşallah başarılı olurlar. Ama ben inanıyorum yani canı gönülden inanıyorum. Bu sene Tavşan'ın Linyi Spor inşallah ipi göğüsleyen kulüp olacak. Çünkü inanmışlık var tavşanımızda özellikle şu grup maçlarında bunu fark ettik. Aşırı derecede taraftarın inanmışlığı var. Futbolcu, yönetim, taraftar bir araya gelebilirse teknik ekip inşallah bu sene o sene diyor. Hani hocam şunu söyleyebilir miyiz? Çok ufak bir kıvılcımla bir araya gelebilen bir camiadan bahsediyoruz. Evet, artık evet, taraftarlık evet, olgusu oluşmuş, evet, evet. İşte camialaşmış. Bir dokunuş diyelim orada. Bir sihirli sanki sihirli dokunuş değildi oraya. Bir Hüseyin Güleç faktörü girdi ortaya. Yani Hüseyin Güleç bugün 2 golle takımı gruplara taşıdı. Ki Hüseyin Güleç hiç hesapta olmayan bir oyuncu evet, oldu. Ve sezon başında en azından. Değeri bilinmemiş bir işte yetenekte Hüseyin Güleç'tir yani. Bugüne kadar değeri bilinmemiş 30'undan sonra değer gören bir yetenek. Yani tavşanımızda bu şekilde çok değerler kayboldu zaten. Yıllarca. Yıllarca hala da devam edecek. Yani çünkü bazı zihniyetlerin artık değişmesi lazım.
Hocam hani devam edecek, bu kayıtlar devam edecek noktasındaki endişelerinizle paylaşın da aydınlatıcı olalım spor kamuoyuna. Bugün ben şuna inanıyorum. Artık yani taşıma suyla değmen, dönme işlemi bitmeli. Bana göre bitmeli. Ve proje çizilmeli. Hedef konulmalı. O hedefe nasıl gitmeliyim ben? Bir reaksiyon göstermeliyim ben. Oraya gitmek için bir şeyler yapmam gerekiyor yani. Çünkü istiyorum ben, o hedefi istiyorum ben. İstemek için bir mücadele içine girmem lazım. Bir şeyler yapmalıyım. Bir reaksiyon göstermemiz lazım. Bu hedefe varırken ne yapmalıyım? İlk önce bir temel atmalıyız. Bir inşaata bir temel olmadan inşaat sağlam oluyor mu? Olmuyor. Bir temel, ilk başlangıç temel. Altyapıda bizim en büyük sıkıntımız şu anda temeli olmayan sporculardan kaynaklanıyor. Bugün üst düzeye çıkan, bizim zamanımız da dahil buna, temelimiz yok. Direkt lise 3'e gidiyordum sanırım ben. Lise 3'ten iyi spora transfer oldum ben. Temelimiz yok, her şeyi orada gördük. Yani şey profesyonellik adına. Evet, her şeyi orada gördük. Bugün bakıyorum, giden çocuklarımız da aynı şekilde. Ama şimdi bir futbol akademileri açıldı. Bir altyapılara değerler verilmeye başlandı. Ben bunu yalnız büyük kulüpler adına söylemiyorum, bunu söyleyeyim. Çünkü büyük kulüpler dediğimiz Tavşanı'daki Akıncılar Gençlik Monumentu Milli Spor adına söylemiyorum. Hala taşıma suyla değmen döndürüyorlar. Sözde imzalar atılıyor, şu oluyor, bu oluyor. Ya mecbur olmadıktan sonra emin ol, hiçbiri yani hocanın cesaret işidir bu futbolcuyu sahaya sürmek. Yani genç oyuncuları kastederek söylüyorum. Aynen. Yani bugün hoca korkmadan oynatmalı bence. Futbolcu oynayarak futbolcu olur. Oynamayan kim futbolcu olur? Bugün Trabzonspor'a bakın. Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Ahmet Can. Bugün Ajax istiyor Ahmet Can'ı. Geçen sene futbol oynamadı mı bu adam? Geçen sene başlamadı mı? Aynen öyle hocam. Abdullah Avcı şans verdi. Kaç yaşında bu çocuk? Oynattı. Arda Fenerbahçe'de. Aynı şekilde. Aynen. Aynı şekilde Galatasaray'da Kerem'ler. Yunus'u verdiler, geldi geri. Yunus şu anda banka topu oynuyor. Ben de şunu yani soruyorum ya. Bir şekilde teknik direktör altyapıdan gelen genç oyuncuyu oynatmasına şans verilmesini en büyük faktör. Bir kere bir futbolcu da bir hoca bir şey görüyorsa ben bunu iddia ediyorum. Yani o kumaşı görüyorsa. Zaten ben bugüne kadar hep üst yapılarda çalıştım. İlk kez yani altyapıya gidiyorum. Yani kendi antrenörlük dönemimde hiç altyapı çalışmamıştım ben. İlk kez yani böyle bir futbol akademi olayı oluyor yani benim için. Altyapılar Kurçay'la bir ilk oluyor değil mi hocam? Kurçay futbol evet, akademi. Evet. Altyapıya bu şekilde eğilmiş oldum ben. Şimdi ben burada bir hastalık var yani. Altyapılarda bizim bir hastalık. Bu Türkiye genelinde var aslında. Yani bu hastalıkta neşter vurulması gereken bir hastalık. Aynen. Şimdi ya kardeşim temeli yok ya. Hiçbir sporcuda temel yok. Bu temeli olmayan sporcuya devamlı yükleme yapıyorsun. Bu nereye gelir? Futbolcu ne olur yüklemeyi yaparsan bir sarsılır. Bugün binayı temeli olmayan binaya kesinlikle en ufak bir sarsılma yıkım yaşanır. Yani. Yıkım yaşanır. Ama bugün temelini sağlam at topçuya. Yap yüklemeyi. Seyret ondan sonra. Keyif alırsın, zevk alırsın futbolcu izlerken. Hocam bunu siz anlatırken çok iyi bildiğiniz için net ifade ediyorsunuz. Ama hani bu temeli olmayanı açabilir miyiz? Hani sporcu psikolojisi. Bakın ben şöyle söyleyeyim ben sana. Antrenman teknikleri. Evet. Ben ilk önce her zaman şunu iddia ediyorum ben. Bu Avrupa'da da iyi kötü bir araştırmasını yaptım ben. Oyun bilgisi çok önemli. Hocam maddeler haline yazacak olursak bu temeli atlandıralım birlikte isterseniz. Altyapıda birinci madde bu oyun temelde diyorum ben. Birinci oyuncu bilgisi mi diyorsunuz hocam? Hayır, şimdi, oyun bilgisi. Şimdi şöyle bir şey var. Oyunun içine bakarsak şimdi bu futbolcuyu yetiştirmek var. Nasıl var? Bir kere iyi birey olmak zorunda. İşte onu geniş olarak ele alalım hocam. Maddelere yayalım istiyorum şimdi, ben. Yani bugün bir sonuç alalım. Hem de bir değerli izleyenlerimize, bizi takip edenlere tabii. Ciddi anlamda bir katkı sağlasın istiyorum. Çünkü siz bu işe ciddi anlamda yıllarınızı verdiniz, emek verdiniz. Evet. Bunu paylaşalım değerli izleyenlerimizle. Şimdi ben kendi prensiplerime göre yani bir kere iyi birey olmak zorunda. İlk şeyim benim bu. İyi birey yazıyoruz o zaman hocam. İyi birey, evet. Ahlaklı olmalı. Ahlak düzeyi yüksek olmalı. Saygılı olmalı. Ve benim takım içindeki portreme uymalı. Yani benim bir ailem var. Tamam. Benim aileme uymalı. Uymuyorlar. Yani oradaki yapıya uymalı diyorsunuz. Yapıya uymalı. Bugün Barcelona'da 10 yaşında, 11 yaşındaki çocuk eğer bu sisteme uymuyorsa, ayak uyduramıyorsa
10 yaşında çocuk ne kadar yeteneği üst düzey olursa olsun kapının önüne koyuyor. Veya eski geldiği kulübe. Santander'se Santander, Betis'se Betis, Barcelona'dan gidiyor. O kadar yani. Bilmiyorum artık. Ama direkt kapının önüne koyuyor. Yani yeteneği ne kadar üst düzey olursa olsun. İlk önce oradaki ortama uymak, o sisteme uymak zorunda. Benim için de yani her zaman ben sistemli ve ekiple çalışmışımdır hep. Benim ekibim yıllardan beri de aynı zaten hemen hemen. Hocam benim, bu ekipte de hani güven mi esas yoksa hani bilgi ve birikimine inanma yani hepsi bir arada mı? Hani bakın buna ben, da bir parantez açalım isterseniz. Şimdi benim yani karşımdaki insanlara güvenmem çok önemli. Çünkü bu işi ben en tepede yapıyorsam onlar da benim yanımda yer alıyor. Ha bende şu yok. Ben yok bende. Biz varız zaten. Benim ekibimde. Kesinlikle ben ön plana çıkayım. Ben varım. Şöyle böyle yok. Biz varız. Sizin zaten temel felsefeniz hocam. Evet. Ben yok biz yani varız. Biz varız. Ben de ilk işe başlarken biz. Ben bunu kızlarıma da söyledim zaten. O bu şu yok. Her zaman biz varız. Şimdi benim ekibimdeki olan arkadaşlarım yıllardan beri beraber olduğum benim. Yıllardan beri beraber oldum. Yani futbol akıllarına güvendiğim, istişareler yaptığım. Mesela şöyle bir şey var. Maç oynanıyor. Biri benim tribünde bekler. Birini tribüne yollarım ben. Zaten biri de onun yanında. Yani biri hem oradan o açıdan hem yukarıdan biri seyirci, seyirci şeklinde maçımı seyretiyor. Bak bu amatörde yaptığım bir şey benim. Bu ya aslında profesyonelce bir düşünce aslında bu. Ve yapıyorlar bunu zaten yani. Üst düzeyde hocalarımız yapıyorlar. Bunu işte profesyonel takımların yaptığı bir sistem bu aslında. Ben bunu ne bir hocamız tribünde, bir hocamız yanınızda. Devam edin hocam. Bir tane tarafta yani can ciğer bildiğim, futbol bilgisine güvendiğim arkadaşım taraftar şeklinde maçı izliyor. Bildiğimiz taraftar. Bildiğimiz, o sizi biliyor, siz onu biliyorsunuz, kimse onu bilmiyor. Öyle diyebilir miyiz? Aynen yani o şekilde de bir arkadaşımız var. Tamam hocam. Takım kaptanım çok önemli. Onu söyleyeyim. Takım kaptanım gerçekten çok önemli. Onda ilk yarı biter. İlk yarı biter. Tribündeki arkadaşı çağırırım ben. Onunla konuşurum. İstedik tutan arkadaşı çağırırım. Onunla konuşurum. Yardımcı hocamla konuşurum. Genel kaptanımla konuşurum. Rutuşlar yapılacaksa rutuşları yaparım. Maça çıkarım. Zaten bir hoca yani oyuna çıktığı zaman oyunu okuyorsa, iyi hamleler yapıyorsa oyun içinde, taktisyense zaten maç alınmayacak diye bir şey yok. Yani o maçı alır. İyi oyun okuyorsa ve de yani iyi yetenekli oyuncular da varsa hiçbir iş demektir zaten. Ve hocam futbolda son zamanda olağanüstü hani üst düzey first class diyeceğimiz 10 takımı çıkaralım. Hani Real Madrid, Manchester United, Milan, Paris Saint Germain bunları çıkaralım. Onun haricinde diğer takımlardaki çok makas da artık açık değil eskisi gibi. Yani çok dağlar kadar fark yok takımların arasında diye düşünüyorum. Hani iyi bir taktikle, iyi bir oluşumla hani belki oyuncu skalası olarak çok üst gibi şunu, gözüken bir takım. Şunu mu demek istiyorsun? Mesela biz Türkiye olarak Türkiye Türk futbolu olarak ve kulüpler olarak evet. Orayı yakalayabiliriz. Onu mu demek istiyorsun yani? Çünkü arada fark yok demek istiyorum. Orayı bireysel şampiyonalarda belki yakalayabiliriz ama düşünsel anlamda yakalayacağımızı düşünmüyorum açıkçası. Az öncesini bahsettiğiniz temelleri. Ben bireysel anlamda da zor olduğuna inanıyorum. Çünkü bugün televizyonu açtığın zaman şimdi bir maçı seyret, bir mesela Manchester City maçını seyret. Kafan abluk oluyoruz yani. Evet. Yani sanki masa tenisi oynuyorlar. Bir oraya gidiyor, bir oraya gidiyor değil mi? Ya bunu uzun yıllardır söylüyoruz. Yani bu oynanan müthiş futbol ve futbol topu ne kadar çok içeride kalıyor. Yapmalar yok. Öyle yani oyundan kaçmalar yok. Her şey sahanın içinde kalıyor. Ama bugün Türk futboluna baktığımız zaman ya uykum geliyor yani. O zaman sözümü yuttum hocam. Biz çok gerideyiz oralarda. Oraları hiç konuşma i̇şte, durumumuz, şansımız işte ben, yok. Ben bunu oralara gelebilmek için biz ne yapmalıyız? Şimdi altyapı yapılanmasında veya hani evet, şu not almak istiyorum ben. Tamam, kısa böyle söyleyeyim ne yapmamız gerektiğini buyurun söyleyeyim hocam. O zaman. Türkiye'de iş bilenler dışarıda, işin ehli olanlar dışarıda, işi bilmeyenler yanlış anlamasın kimse benim makamın başında. Türkiye'de futbol, genel anlamda yukarıdan aşağıya bu iş böyle. Genel anlamda konuşmuyorum. Beni öbür taraflara ilgilenen ben spor olarak bakıyorum. Türkiye'de özellikle futbolda işin ehli olanlar dışarıda aslında futbolun içine baktığım zaman yani bugün futbol oynamamış, futbol bilgisi olmayan insanlar bugün tavşanında da aynı. Değişen bir şey yok. Aslında tavşanında da aynı. Yani yukarılarda nasılsa aşağıya o şekilde sirayet yani ederekten geliyor. Bu her yönde geliyor zaten. Her yönde geliyor. Belki en büyük sıkıntımız da bu. Daha aslında konuşacak bu işlerle ilgili çok şeyler var da yani kimseyi de kırmanın anlamı olduğunu düşünmüyorum ben.
Hani kırmak sonuçta, demeyelim mi hocam? Belki de bir şeyler düzelmesi şey adına dile getirmemiz gerekiyor. Yani çünkü bundan hepimiz zarar görüyoruz. Mesela sizden bunları, öncekiler birileri zarar görmesin diyerekten konuşmadı. Bugün siz konuşmuyorsunuz. Yarın sizden sonra gelen atıyorum işte Mine kızımız konuşmayacak. İşte Elif Nur kızımız konuşmayacak. Veyahut da işte genç arkadan gelen hoca. Yani konuşmaya bu iş düzelmeyecek. Ben biraz konuşulması taraftarıyım açıkçası. Ben şunu söyleyeyim. Şahıslara indirgemeden tabii. Örnek veriyorum ben. Ali Bey Aydın Bey burada bir sistem kurmuş. Sistemi mükemmel bir şekilde yürüyor. Artık yani her şey trenin üstünde rayla. Rayın üstünde tıngır 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 gidiyor. Gidiyor. Gidiyor yani. Bir sistemini kurmuş yani. Ekibi de güzel. Güzel bir şekilde gidiyor. Her neyse bir iki sene sonra Ali Bey Aydın başka işe gireyim. Bu işin başına da başka biri geçiyor. Sistem otomatik olarak çöküyor. Çünkü o kendi sistemini kurmaya çalışırken eskiler ekibi de dağıtıyor. Ali Bey Aydın'ın kurduğu, örnek veriyorum ben, o ekip de dağıtıyor. Çünkü hocam, paslaşma çok güzel bir paslaşma yaratmış Ali Bey Aydın. Ben bunu yani burada olduğum için oradan örnek veriyorum. Yakın örnek olduğu için söylüyorsunuz. Güzel bir paslaşma, güzel bir ekip kurmuş ve yani sistemi yürüyor. Her türlü haberi her tarafa dağıtabiliyor. Sistem yürüyor yani. Yaptığı yayıncı her şey mükemmel. Ama Ali Bey Aydın olayın içinden çekiliyor, sistem çöküyor. Kişilere bağlı. Kişilere bağlı değil. Hani gelenler, başarılı olanlar. Gelenler bazen şunu söyleyeyim ben. Sistemi değiştirdiklerine inanıyorum ben. Şimdi şöyle söyleyeyim hocam. Ali Bey Aydın'dan örnek verdiniz. Hani gazete bizim bulunduğumuz için. Burada olduğumuz için. Burada olduğu için. Niye spor üstünden de gidebiliriz buna? Örneğin Hüsnü Ordu gitti, çıktı sistemin içerisinden, sistem tarumar oldu, takım tek 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 düştü. Evet, ben şimdi açık konuşayım yani ben... Ki o süreçte de çok iyi biliyorsunuz. 10 yaşında, 11 yaşında Hüsnü abilerim, Sayın Milletvekilimizin, eski Milletvekilimizin, Sayın Başkanımızın, Murat Eren hocamızın, rahmetli nur içinde yatsın, beni bulan, beni keşfeden hocamızdır Murat Eren. Ki devamında da size çok büyük katkıları olduğunu düşünüyorum. Antrenörlük döneminde de yani çok istişare yapıp yol haritasını bana çizen çok değerli rahmetli abimizdir, hocamızdır. Allah rahmet eylesin, Gani Bey rahmet eylesin. Alistan Başkan. Alistan Çakır'dan bahsediyoruz. Evet, o da çok büyük hizmetler olmuştur Tavşanlı futboluna, Türk futboluna diyelim. Bugün PTT'de... Çünkü yani, Tavşanlı iyi spor bir yerde Türk futboluna mal evet, oldu yani. Futbol olarak gerçekten güzel şeyler yaptılar. Ben şunu hatırlıyorum. Mesela biz Akıncılar Spor Kulübü'nde o zaman yani işte takılıyoruz, etiyoruz. Sabahlara kadar yani bu işlere kafa yoruyorlar değil mi hocam? İyi sporu ne yapabiliriz? Nasıl yukarı çıkarabiliriz? Ne yapmamız lazım? Ya bizlerle dahi istişare yapan insanlardı. Bizlerle oturup konuşan insanlardı. Hani sen gençsin ama demeden. Sen kenara gel falan şeyi yoktu. İşte hocam bunlar çok aslında... Herkes de oturup istişare yapan insanlardı. Ve de sonuçta Tavşan'ın Yiğit PTT'yi gördü. PTT'yi gördü yani. Ya hocam, ama bir ekip ruhu bu. Oradan gelen bir birlik, beraberlik, bir ekip ruhu vardı. Bakın bu ekip ruhu, ben şöyle bakıyorum. Yiğit Spor'da tekrar yaratılıyor. İmam Ahmet'in gelmesi. O kişiyi görüyorsunuz değil mi hocam? Evet. İmam Ahmet'in gelmesi. Takım 6. mı da? 6 puan mı, 8 puan mı ne var ve vardı? Ve önemli atfedilen oyuncular da gitti, devre dışı kaldı evet, süreçte yani. Evet, ve takımı sattılar diyelim, gitti demeyelim. Takımı sattılar diyelim onlar. Savaşta kaçanlar onlar. Savaşta kaçanlar, futbolda. Bana göre öyle yani. Ne olduğu önemli değil yani. Şu yaşamda, bu yaşamda hiç benim için önemli değil. Sen savaşta terk ediyorsun. Senin burada yerin yok zaten. Benim tavşanım da yani yerin yok. Ne olursa ol. Sen buraya yani savaşmaya geldin. Beni yukarıya, bayrağımı benim yukarıya taşımaya geldin. Ama sen beni yarı yolda bırakıyorsun, kaçıyorsun. Ya ben senin nereni alkışlayayım ya? Öyle değil mi? Ya nereni hoşgörüyle yaklaşayım? Hiç hoşgörüyle yaklaşmıyorum ben. Ya, ama bugün çok doğdu, iyi ki de olmuş. Zaten. Savaştan kaçanlar dediniz hocam ya. Daha ötesi yok yani. İyi ki de olmuş. Bugün ne oldu? Bizim çocuğumuz dediğimiz Hüseyin Güleci ortaya çıktı. İki tane gol attı, takım gruplara çıktı. Evet. Ve gruplardan maçı da olabilirdik. Zeytin penaltı yazsa. Üçüncü ligdedik şu anda. Veyahut da bir adalet garabetine uğramasak yine ben, olurdu. Ben yani şunu söyleyeyim. Futbolda kendi kuyruğunu kendi keseceksin kardeşim. Şudu budu boş var onlar. Atacaksın golünü geçeceksin. Hocam ben hafta içerisinde Recep Korkut arkadaşımızla, Ali Meşhur arkadaşımızla beraber Tavşan TKD İspor'un tesislerine gittik.
Orada röportajlar önce genel kaptanımdan başladı. Genel kaptanımın ilk söylemi parolamız şampiyonluktu. Daha sonra Ahmet Erdinç hocamıza, bilmiyorum izlediniz mi yayınları, röportajları, izlemediyseniz de izlemenizi tavsiye ederim vakit bulduğunuzda. İnşallah. Ahmet Erdinç hocamla önce işte sezon öncesi küçük bir değerlendirme yaptık. Sonrasında Ahmet hocam iki tane bana göre değerli olan, burada notlarımın arasında da var, ifadede bulundu. Ahmet hocam dedi ki, ya bakın dedi, biz dedi işte hepimiz tavşandan yetiştik. Hani ben dedi tavşandan yetiştim. Ve hepimiz tavşanla futboluna ne katabiliriz derdindeyiz dedi. Bunun yanında parantez açtı. Ya ne güzel dedi ya bu sene dedi. İşte Akıncılar Spor var burada, Tepecik Spor var burada. Tabii. Ve bunu samimiyetimle söylüyorum. Hani o teatiyi alırsınız ya karşı taraftan, hani konuşurken mimiklerinden. Belki de tarihte bir ilk. Kesinlikle ilk, onu da belirtti. Tarihte bir ilk bu dedi. Buna dedi ben ne kadar onur duyuyorum ya dedi, vücut diliyle ifade ederekler. Ve hakikaten mutlu olarak söyledi yani bunu. Kerhen söylemedi. Bunun yanında Ahmet hocam genç oyuncuların katılımından bahsetti. İşte Alper kardeşimizden bahsetti. Geçen sene giden Dursun'dan bu sene tekrar. Yani ana teması genç, tavşanlı çocuklar işte bu takıma katılsın, neden olmasıydı, olmasındı. Yani hocamızın ifade ettikleri buydu. Onun yanında şunu ifade etti hocam, yine sizin dediğinizle paralel. Ya bakın dedi, hani biz geçen sene bu işi yapabiliyorduk dedi ya. Hani en zor şartlarda. Çok zayıf düşmüşken yapabiliyorduk. Bu olur dedi yani. Şuna getirdi. Ya biz bunu kendi çocuklarımızı kataraktan da başarabiliriz. Lin Spor büyük bir camia. Bir arması var. Ve biz bunu şehrin çocuklarıyla, bizim oyuncularımızla da bir şekilde başarıya ulaşabiliriz diye getirdi. İyi bir armağanla. Kesinlikle. Kesinlikle. Ya onun haricinde oyuncularla konuştuk. Mesela tecrübeli oyuncu Selçuk Yıldırım var. 5 sanırım, yanlış hatırlamıyorsam 5 şampiyonluk yaşamış Bal Ligi'nde. En son geçen sene Aydın Efeler'de bir şampiyonluk yaşamış. Selçuk, ben dedi Tavşanlı İyi Spor'u zaten tanıyorum dedi. Tavşanlı İyi Spor'un yeri burası değil dedi. Yani. Ondan sonra Oğuzhan Türkmen diye bir kardeşimiz gelmiş. Geçen sene her sene iyi bir gol ortalamasıyla oynamış bir santrafor oyuncumuz. O da aynı ifadeyi kullandı. O da şunu söyledi. Geçen seneden yarım kalan bir hikaye varmış burada, ben onu tamamlamaya geldim dedi. İnşallah. İki tane kalecimiz var hocam. Kasımpaşa Tandanslı altyapılı. Bu iki kalecimiz de bir tanesi 32 yaşında. Bir diğeri daha genç. İkisinin de ortak ifadesi biz burada niyeti biliyoruz. Buradaki niye şampiyonluk, buna katkı sağlamaya geldik dedi. Yani hocam camianın içerisinde daha dün gelip ikinci gün, üçüncü gün topbaşı yapanlarla düşünce bu takımın burası, yeri burası değil. Hakeza bizim yöremizin insanı olan Ahmet Erdinç net ifade ediyor. Neden diyor bizim hani oyuncularımız olmasın diyor. Tavşanların insanlar, ben bütün hayatımı diyor bu meslekten kazandım diyor. Düğünümü böyle yaptım diyor. Anneme babam. Ya bizim yöremizin çocukları bunu yapabilirler ki siz de aynı durumda sayılırsınız. Altyapıdan İbrahim Karakaya hocamızla görüştük. O da aynı şekilde. 6 tane bu arada belirtmek isterim. Hem değerli izleyenlerimize belirtmek isterim. Hem de sizlerle paylaşmak isterim. 6 tane altyapıdan A takım oyuncumuz antrenmanlara çıktı hocam. Değerli tavşanlımız, değerli izleyenlerimiz, Spor'un Sesi izleyenleri. İkinci bölümde sizlerle birlikteyiz. Lin Spor'la ilgili genel anlamda şöyle bir son gelişmeleri aktarayım. Ondan sonra da bayan futboluna, Tavşanlı'da esasında olağanüstü yapılan işler var bayan futbolunda. Buna değineceğiz. Ve o işlerde baş aktör, baş oyuncu Murat Göçmen hocamız da zaten yanımızda, kızlarımızla birlikte. Evet, TKİ Tavşanlı Lin Spor pazartesi günü itibariyle takım toplandı. Topbaşı yaptılar. Salı günü ve çarşamba günü ilk idmanlarına çıktılar. Tavşanlı'nın Sesi, Spor'un Sesi olarak hem genel kaptanımızda, hem teknik direktörümüz, baş sorumlumuz Ahmet Erdinç hocamızla, hem de röportaj yapmadığımız yöneticilerimizle konuştuğumuzda ana temayı söylemek istiyorum. Bütün yöneticilerimizde, Bülent Gelen de dahil buna, şu düşünce hakim: bu sene bir ilk var, bu sene çok önemli bir olay var. Bu olay da şu: Tavşanlımızın 3 tane takımı da Bal Ligi'nde. Bu bizim için büyük bir avantaj, kıvanç verici bir durum. Hatta yine yöneticilerimizden bir tanesi şunu söyledi: biz Akıncılar Spor'a ve Tepecik Spor Kulübü'ne ziyarete gitmeyi düşünüyoruz dediler. Bunlar Tavşanlı futbol adına önemli gelişmeler. Biliyorsunuz Tavşanlı futbolunun en önemli nüansı, en önemli lokomotifi Tavşanlı TKİ Lin Spor. Bu noktada o adımı onların atacağını da düşünüyorum. Zaten niyetleri de o minimalde. Onun haricinde az önce bahsetmiştim. Bütün oyuncularımızda, yeni gelen oyuncularımızda geçen sene yarım kalan bir hikaye var.
biz bu hikayeyi tamamlamaya geldik diyorlar. Hedef şampiyonluk diyorlar. Evet, Tavşanlı TK Yeni İnspor'la ilgili YouTube kanalımızdan, Tavşanlı'nın Sesi YouTube kanalından hafta içerisinde yapmış olduğumuz röportajlarımızı gerek Selçuk Yıldırım olsun, Oğuzhan kardeşimiz olsun, onun yanında iki tane genç kalecilerimiz var, Berke Radar var. O kardeşlerimize yaptığımız röportajları izleyebilirsiniz. Detaylıca orada değiniyoruz. Evet, asıl ana tema bugün buraya gelen konuklarımız. Aslında Murat Göçmen hocamızın yaptığı olağanüstü işler var. Bu olağanüstü işler hani 2018 senesinden bir başlangıç var. Meşalenin bir yakılışı var. Oradan yanarak geliyor, devam ediyor. Artık ben çok konuştum, susacağım. Murat hocam ve kızlar konuşacak. Evet, Murat Göçmen hocam, 2018'den başlayalım. Bayan futbolunu anlatalım, söz sizde. 2018 yılında kızlarımızla birlikte Ahmet Göktürk kulüp başkanımız, o zamanki Akıncılar Spor Kulüp Başkanımız Ahmet Göktürk'ün destekleriyle birlikte biz bayan futbol takımını hep beraber kurduk. Akıncılar Spor Kulübü olarak ve Tavşanlı ve Kütahya'da bir ilkti bu. Bir ilkti. Gün geçtikçe aşamalar kaydettik. Güzel şeyler ortaya çıkmaya başladık. Maçları oynamaya başladık. Maçlarda yani bugün profesyonel liglerde oynayan, milli takımı oluşturan, bugün Türkiye milli takımını oluşturan yani rakip takımdaki oyuncularla güzel maçlar oynadık. Ve benim kızlarım galip geldi. Bugün Kocaeli Spor 1. Lig'de Kocaeli Spor'la yaptığımız maçı... Hani 1. Lig, analik Süper Lig kastettiğimiz konumda. Ve oyuncuların çoğu Mine Hocam, çoğu milli takımda. Evet. Öyle mi? Evet, çoğu milli takım. Ve biz bunları İzmit'te, Ahmet Göktürk başkanımız da vardı. Hatta Zeki Kaya da vardı. Bu hadise 2018 bu kızlarımız da gittik zaten oraya. Kocaeli'de Kocaeli Spor'u 4-1 yenildik geldik. Yani bugün 1. Lig'de... Yani kişilikte yer almayan bir oyuncu grubuyla siz 1. Lig'deki takıma 4 attınız hocam. Evet. Ve gün geçtikçe bizim yani bayan futbol takımı üstüne koymaya başladı. Yani tulu örmeye başladı. Güzel şeyler ortaya çıkmaya başladı. Kavramaları mükemmel olmaya başladı. Bir şeyler anlatıyorum, bir şeyler veriyorum. Alıyorum bunu, ben zevk alıyorum, keyif alıyorum. Onları izlerken keyif alıyorum. Taraf aileleri geliyor, keyif alıyor. Yani Bir şeyler, ortaya çıkmaya başladıkça keyif almaya başladı. Evet. Büyümeye başladıkça heves atmaya başladı. Heves atmaya başladı. Ondan sonra işte bugün 3. Lig'de futbol oynayan, yine milli takım oyuncuları olan Bilecik Spor'la maç yaptık. Ki geçtiğimiz haftalarda bu sanırım hocam, değil mi? Yakın zamanda mı o zaman? O Kurçay Futbol Akademi olarak gittiğimiz maç. Kızlarla 2018 yılında yaptığımız maçı söylüyorum ben. Yine 4 attık. 4 attık değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Evet. 4-2. Evet, 4-2 yendik yine. Yine gol attın mı? Tamam. Şimdi güzel şeyler ortaya çıktıkça ben daha çok yani İşten zevk almaya başladım. Daha çok şeyler vermeye başlıyor insan. Çünkü galip geliyorsun. Kızlardaki hırsı görüyorsun. Gözlerinin içi parlıyor çocukların. Daha yani iyi yerlerde olmak istiyorlar. Daha mücadele... Ama tabii bu işler siz de yani takdir edersiniz ki desteksiz hiçbir şey olmuyor yani. Sonuçta biz o günden beri yerimizde saymaya devam ettik. Bayan futbol takımı olarak. Hala da yerimizde saymaya devam ediyoruz. En son... Kütahya'da 3. Lig'de mücadele edecek Dumlupınar, Kütahya Dumlupınar Spor diye bir kulüp kurulmuş. Dumlupınar Spor, Dumlupınar Üniversitesi adı altında mı hocam? Ben o kadar bilmiyorum, sadece Dumlupınar Spor. O kadar biliyor musunuz? Öyle olması lazım. Ben üniversite oyuncuları da var ama Kütahya'dan oyuncu. Oranın peki desteği, yapılanması nasıl hocam? Orada eski Kütahya Spor Kulüp Başkanı destek veriyor, sponsorlar bulmuş. Belediye destekli mi yani orada? O kadar bilmiyorum. Hayır. Ayrıntıları o kadar ayrıntıları bilmiyorum. Ama hani spora gönül vermiş. Kütahya'da çok güzel bir yani destek bulmuşlar. Biz dediler böyle lige çıkacağız. 3. Lig'de mücadele edeceğiz profesyonel lig olarak. Maç yapalım. Gittik oraya Kütahya'ya. Kütahya'da bu takımı 6-3 yendi kızlarımız. Yani biz artık profesyonel lige çıkacağız diyen takıma, evet, bizim hiç o ligde yer almayan ve planlaması zihinlerle olan takımımız alt attı. Ve bu kızlarımız oradan buradan değil yani. Onlar da mesela dışarıdan gelen sporcular var, üniversiteli öğrenciler var. Benim kızlarımın hepsi buradan. Tavşanlı'dan. Bizim kızlarımız, bizim çocuklarımız yani. Evet. Şu an yanımızda olan kızlarımız, çocuklarımız. Ben şunu istiyorum yani. Ben destek istiyorum. Yani ben kendim için hiçbir şey istemiyorum. Ben sadece...
bu kızlar bu hak ettiğini inanıyorum profesyonel lige. E tavşanımızda da bir profesyonel takımımız şu anda yok zaten. Yok. E önümüzde de yani böyle bir fırsatımız var. Böyle bir kaynağımız var elimizde, hazır oyuncularımız var. Yani buradan ben yani ne yapılması gerekiyorsa büyüklerimiz elinden geleni yapsınlar. Bu kızlarımızın elinden tutsunlar. Bu kızlarımız yani o lige renk açacaklarına inanıyorum ben. Ve de başarılı olacaklarına %100 eminim. Hocam ben telefonla görüştüm. Ozan hocamı zaten... Evet, Bilecik Spor Bayan takımı. Evet, Bayan takımının antrenörü. Üçüncü ligde mücadele ediyorlar. Evet. Ki geçen sene şampiyon olarak katıldılar. Şampiyon oldular, turnuva olarak katıldılar. Playoff olarak katıldılar. Ve ikinci ligin penaltılarda kapısından... Penaltılarda ikinci ligin kapısından döndüler. Evet. Ozan hocam sizin takımınızdan, sizin oradaki yapılanmanızdan ki geçmişte de tavşanlıya hizmeti dokunmuş bir hocamız evet, Ozan hocam. Evet. Yani nasıl söyleyeyim size, ağzından bal damlayarak bahsetti yani. Sizin kızlarınızdan bahsetti, bu tavşanlı oyuncularımızdan bahsetti. Evet. Bundan şu sonuç da çıkıyor hem size daha önce yapmış olduğunuz görüşmelerden. Yani aslında bu kızlarımızın gideceği pek çok da kulüp var. Aynen. Tavşanlı çatısında toplamazsak bir yetenekle baya baya yani ciddi anlamda belki... Birincilik, ikincilik, üçüncilik kategorisinde 20 oyuncunun belki tamamına yakını gidecek kapasitede diyebilir miyiz? 20'sinin 20'sini demeyelim de 20'nin en az 10 tanesinin 10 tanesi çok için bunu söyleyebilirim. 10 tanesi için bunu söyleyebilirim. Çünkü oradaki takımları da seyrettim ben. Bugün Mine kardeşimiz zaten ikincilikte futbol oynuyor. Aynı şekilde Sena'mız vardı. Sena'mız birincilikte Karadeniz Ereğli Belediyespor'da top oynuyor. Tavşanlımızın çocuğu, tavşanlımızın kızı sizde yetişti. Tabii Güney Hoca'nın da bunda faydalanması mutlaka var. Ondan sonra Elif'le ilgili bir gelişmeler var. Meral'la ilgili aynı şekilde gelişmeler sınavı var. Sınavı bekliyoruz sanırım hocam. Evet, sınavı bekliyoruz. Ama ben istiyorum ki onlar yani dışarıda başka memlekete değil, bizim memleketimize hizmet etsinler. Yani tavşanlımızın kızları, tavşanlımızın çocukları. Tavşanlımızın forması altında hizmet etsinler. Yani tavşanın seyircisinin önünde oynasınlar. Burada yani ben şunu isterim yani Sayın Kaymakamımız, Sayın Belediye Başkanlarımız, iş adamlarımız, Ticaret Odası Başkanlarımız, Türk Sivil Toplum Örgütü. Yani STK'larımız, STO'larımız, toplumsal oluşumlarımız, belediyemiz. Zaten en önemli nokta belediyemiz zaten. Ellerinden tutsunlar. Ben inanıyorum ki bu kızlar o noktaya gelecekler yani. Bugün 3. ligde bir takımımız yok. Profesyonel bir takımımız yok. Bugün yani dışarıdan ne bileyim ben örnek veriyorum Bursa'dan bir takım gelecek, Antalya'dan bir takım gelecek Tavşanlı'ya. Hani o e-sporun yaptığı tanıtımdan bahsediyor. Böyle bir tanıtım fırsatı da doğacak. Yani bu da bir tanıtım olacak. Bugün Göbel Termal Tesislerinde kalacaklar. Bu da bir reklam. Kesinlikle hocam. Yani en büyük reklam bana göre bu yani. Yani elimizde kıymetini bilmemiz gereken veya bunu artık avantaja, neticeye çevirmemiz gereken çok ciddi anlamda bir kıymetimiz var, kıymetlerimiz var. Milletvekillerimiz var. Yani var. Milletvekillerimiz var. Mesela bence haberleri de yok. Çoğu ya şimdi böyle destek istiyoruz ama benim anladığım kadarıyla hiçbirinin yani bayan futbol takımından belki de haberi de yok yani. İşte hocam bu noktada bir sıkıntı yaşıyoruz. Şimdi yani biz yani gerçekten en büyük sıkıntıyı yaşamamızın nedeni evet bir mesela destek konusunda bugün Allah razı olsun sizler bizim sesimizi duyurmak için buraya konuk ettiniz. Çok daha fazlasını yapacağız hocam. Sesimizi duyurduğumuza inanıyoruz yani buradan sesimizi duyurduğumuza inanıyoruz biz kızlarımızla birlikte. İnşallah yani istediğimiz noktayı istediğimiz desteği alıp biz inşallah 3. ligde profesyonel ligde boy gösteririz diye umut ediyoruz. Hocam ben sadece boy göstermenin o noktaya getirdim ötesinin o hayallerin büyüyeceğini de düşünüyorum. Çünkü ciddi anlamda bir kaliteli bir oyuncu grubu var. Kızlarımızın hani sadece sportif başarı noktasında değil hemen o konulara gireceğim. Hatta Sayın Kaptanımla başlayacağız. Aynı zamanda hocamla başlayacağız. Akademik kariyerlerine işte okumalarına devam ediyorlar. Şimdi bunlar da çok önemli. Aynen. Hani siz en başta demiştiniz ya futbola genel anlamda bahsederken iyi bir birey olacak önce, ahlaklı olacak dediniz, saygılı olacak dediniz. Evet. Ve bunu takımınıza, oyunculara zaten bu planlamayı ilk başta oradan başlamışsınız. Kesinlikle. Ben müsaadeniz varsa hocam, Mine Satık hocamızdan, profesyonel futbolcumuzdan, 2. Lig'de Afyon İkman Yurdu'nda oynuyoruz değil mi? Evet. Mine Satık, şöyle hikayeyi en başından sen de başla, duygularını anlat olduğu gibi. Hani
Murat hocam burada diyerekten rahatsız olma. Murat hocama da sallayabilirsin rahatça. Ben kalkayım. Evet Mineciğim, buyur. 2018'in Temmuz ayında Akıncılar Spor olarak başladık. Futsalla başladık biz. Hatta üçümüz var arkadaşlarımla. Daha sonra sayımız arttı. Biz de futsala çok futboldan geri kaldığı için ve kurallarını da çok bilmediğimiz için futbola çevirmek istedik. Şimdi futsalı bir anlat kısaca. Futsal ne? Futsal salon futbolu. Yani spor salonunda oynanan, 5 kişiyle oynanan bir şey. 5'e 5 oynanıyor. Evet, 5'e 5 oynanıyor ve kuralları çok farklı. Hani taç mesela elle değil, ayakla atılıyor falan. Peki siz futsal oynarken bir anda bayağı futboluna nasıl evrildiniz? Onu anlatır mısın? Biz kim sebep oldu buna? Yani hocam Murat be. Hocam ve biz istedik. Murat hocam ve biz istedik. Başkanımızdan rica ettik. Onlar da bizi kırmadılar ve Ahmet Göktürk başkanım. Evet, Ahmet Göktürk başkanımız vardı. Futbola geçtik. Daha sonra sayımız arttı. Biz iyi işler başardık. Hani dostluk maçları falan yaptık. Kocaeli'ye gittik. Yani ama sesimizi duyuramadık sadece işte. Hepsini yaptık ama kimsenin haberi olmuyordu bundan. Kendimize bir şeyler yapıyorduk. Daha sonra başkan değişimi vesaire. 4 senelik bir ara verdik futbola. Daha sonra Murat Hoca bir gün beni aradı, maç yapacağız dedi. Murat Hoca'nın erkek takımıyla. Bir saat içinde tüm eski takımı topladık biz ve maç yaptık. Sonuç daha ne sonra... oldu? Yedik de maçı. Sonuç oldu. Çünkü 4 sene ara vermişsiniz. Evet. Yani çoğu arkadaşımız hiç oynamamış. Hepimiz ama aynı takıma gittiniz. Evet, aynı takımla gittik. Daha sonra işte devam ettik buna. Geçen hafta Kütahya'da bir hazırlık maçı aldık. Çok iyi bir iş çıkardık, onları yendik. İyi çıkardınız işte, takımda, evet. Profesyonel bir takım yani. 6 tane atmışsınız, evet. Azaltmamışsınız. Kaç gol attın? Bir tane attım. Bir tane attın, yeter bana diyorsun. 3 tane asist yaptım. 3 asist var şimdi, çok önemli. Hocam Quaresma olarak tanıttı da. Evet, evet. Mine Satık sporun sesi olarak zaten canlı maçlarınızı da vereceğiz. Anlatımını da yapacağız. İyi anlatabilirim umarım. Çok golünü anlatmayı umut ediyorum. Murat hocam çok bahsetti çünkü. Benim futbol bilgisini, futbol öngörüsünü... Akıncılar Spor'dayken A takımla dahi bana çıkardım, evet. Mine kardeşimizi. O kadar diyorsunuz. Yani o kadar güvenip inandım. Hocam siz durdururken güvenme. Ondan eminim yani, zaten ondan zaten heyecanlanıyorum. Dahi, heyecanımı bağışlayın. İlk ona çıkardık yani Mine kardeşimizi. Mine hikayeni biraz yarım koymuş gibi olduk ama hemen 2018'den başladık. Senin 2017'de de Moymolu İlköğretim'le bir başarın var. Onu da bahsedeceğiz. Evet, onda da 2016'da başladık normalde. Futsal olarak yine okul sporlarında. 2016'da nasip olmadı, çıkamadık turnuvaya. Daha sonra 2017'de takım kuruldu. Ben kaptanıydım gene. Tavşan'da şampiyon olduk. 3 tane okul katılmıştı. Daha sonra Kütahya'ya gittik. Kütahya'da da şampiyon olduk. Daha sonra Eskişehir'e gittik şampiyona. Orada Antalya ve Eskişehir'i yendik. Zonguldak maçında elendik. Yani Zonguldak'a yenseydiniz ne olacaktı? Türkiye şampiyonasına gidecektik. Yani bölgede, o kadar çıta yükselmiş. Elendik, evet. Yani orada başladı. Daha sonra Tavşan'da bir kulüp, yaz okulu niteliğinde bir kulüp olduğunu öğrendim. Ve sonra Murat Hoca'yla tanıştım zaten. Orada başladı her şey. Hikaye orada başladı. Futsaldan bayan futboluna dönüşü bir net olarak böyle bir hani hocamızdan rica ettin ya. Yani onu bir anlat bakalım. Nasıl gelişti ya? Hikayenin içindesin ya. Salonda devam ediyorduk hani. Hani nasıl oldu? Bir anda şey mi oldu yani? Futsalı bırakıyoruz kızlar. Hadi futbola geçelim. Nasıl oldu yani? Onu anlamak istiyorum. Yani, biraz biz de istedik tabii de. Önce korktuk çünkü salon daha küçük. Futbol sahası daha büyük falan. Ama aslında size de bir çıta yükseldi yani, evet. O zaman sayımız da hani biraz vardı, küçük arkadaşlarımız vardı mesela. Yaş olarak? Evet. Tamam. Sonra biz geçmek istiyoruz dedik yani. Futsaldan olmuyordu çünkü kurallarını çok şey yapamıyordu, adapte olamıyorduk eski arkadaşlarımız falan. Futbola geçtik yani. Ki o zaman da Türkiye'de mesela futsalda bir tane lig varsa, futbolda 3 tane lig vardı. Yani, yani oradan daha devam etmek, ilerlemek daha evet, kolaydı. Daha zordu futsalda, futbolda daha kolaydı. O yüzden geçmek istedik. Bizi kırmadılar sonrasında, geçtik. Geçtik. Yani. Ondan sonra Murat hocamla bir araya geldiniz. Evet. Murat hocamla devam ediyorsunuz. Hazırlık maçları yapıyorsunuz. Evet. Yalnız bir 4 sene bir ara verdik. 4 sene bir aramız şimdi var. 4 sene ara uzun bir ara aslında hocam. Hani futbolda bayağı bir uzun bir ara. Şöyle diyeyim ben. İşlerimin yoğunluğu nedeniyle yani yollara kızlarımızı da ayırmak zorunda kaldık biz. Vaktimiz olmadı diyelim vaktimiz hocam. Vaktimiz yani olmadı. Zaten bu işin hani pedalkarı ve organize edeni sizsiniz. Ve yanınızda Emrullah hocam var benim bildiğim kadarıyla. Evet. Şimdi Akıncılardayken şimdi... Onlardan da bahsedelim hocam da. A takım vardı zaten. Sizin sorumluluğunuz evet. Olan 2018 yılında. Ahmet Göktürk Başkanlığı'nda. Ahmet Göktürk Başkanlığı'nda. Altay Futbol Okulları diye bir şeyimiz var. Oluşum içerisinde Akıncılar Spor. Akıncıların... Şimdiki Altın Ordu'da aynen, yaptığı aynen, gibi. Aynen. Ondan sonra altyapısı vardı. Yani minikler, yıldızlar o onlarla şekilde. Onlarla da ilgileniyordum ben. Akıncıların kendi minikler ve yıldızları. Kendi, tamam hocam.
Artı bir de bayan futbol takımı çıktı. Bayan futbol takımını... Sanki işim azmış gibi, yani, der gibi oldu hocam. Şimdi zaten ben burada en büyük yani teşekkürü ben aileme etmek istiyorum. Bir sene dört gün sürdü. Bir sezon sadece, bir sene dört gün sürdü. Allah razı olsun yani ailemden, eşimden, çocuklarımdan. Destek verdiler. Tabii onlar da sizin mutlaka hocam sevginizi, oraya verdiğiniz ilgiyi, futbol olan sevginizi evet, birebir biliyorlar. Biliyorlar. Çünkü ve takdire şayan aile desteği bu noktada. Futbolla yatıp futbola kalkan bir insanım sonuçta. Futbolu çok seven bir insanım. Ve işimi çok severek yapan bir insanım. Aşıksınız hocam siz işinize. Ben öyle yorumluyorum. Çocukluğumuzdan beri öyle değilim öyle yani. Hocam. Evet, aşk evet, futboluna aşıksınız. Evet, evet. Yaptığınız işine aşıksınız. Çocukken bizim yani oyuncağımız olmadı yani. Benim futbol topum, kramponlarım. Başka bir şey bilmezdim ben. Benim futbol topum olsun, kramponum olsun. Onlar başucumda ya kordum. Öyle uyurdum yani. Sonuçta buraya geldik. 4 sene aradan sonra tekrar bir araya gelebildik. Bizi ama yine de o 4 sene de yine de kopmadık. Telefonun irtibatları olsun. Yani orada hani 4 burada... sene derken 4 sene bir ara verdik. Hiç bir irtibat olmadan 4 sene sonra bir yerde karşılaştık gibi durum olmamıştır herhalde. Hayır hayır. Onlar şimdi ister istemez başka bir hocamız sahip çıktı. Güney hocamız sahip çıktı. Sağ olsunlar eksik olmasınlar. Güney hocam da hizmetler yapıyor. Evet. Futboluna. Orada devam ettiler. Ne kadar devam ettiniz? İki sene. İki sene orada devam ettiler. İşte orada şöyle bir durum vardı herhalde. Lige çıkacağız falan şeyler vardı. O şekilde bir konuşmalar oldu. Onda da biliyorsun yani. Hocam ben notlarım arasını almışım. Desteksiz olmuyor yani. Bir yerden destek olmadıktan sonra. Onu yani, aktarmak için. Benim bildiğim hani burada notlarım da var. Bakacağım hocam bir saniye. Evet. 2020-2021 sezonunda bu Günay Ördem hocamın evet, kızlarımızla 3. ligde mücadele edileceğine dair bir duyuru var hocam. Yani 3. var. Böyle bir duyuru var. Var. Hatta bu Tavşanlı Belediyesi'nin katılımı ve desteğiyle diyerekten ilk başta düştü. Daha sonra düzelttiler onu. Bilmiyorum. Hani, ben, o, yani ayrıntıları işte, sizin bilginiz olmayabilir. Sosyal medyada var. Şimdi ben hemen aktarayım o bilgiyi. Hani onu da netleştirmiş olalım. Hani 2021-2022 sezonu boş geçti. 2022-2023 sezonu önümüzdeki sezon. Ama 2020-2021'de yine bu kızlarımızla oradaydı. Değil mi? Günay hocam. Günay hocayla beraber. Şimdi bahsettiğimiz oluşumun evet, içerisindeydi hocam. Evet, Günay hocayla beraberlerdi hepsi. Erdem Gençlik Bayan Futbol Takımı 3. Lig'e hazırlanıyor. Tavşanlı Belediyesi'ni ziyaret eden genç sporcular Ocak ayında Türkiye Şampiyonası'na 2020-2021 futbol sezonunda kadınlar 3. Lig'ine katılacak. Bu duyuruyu hatırlıyor muyuz kızlar? Evet, hatırlıyoruz. Sadece duyuru olabilir. O zaman hatırla. Ben o konuları bilmiyorum. Ben o hayır, zaman biz bir haber şey vardı. Çünkü benim işlerim gerçekten yoğundu. Yoğun çalışıyordum ben. Hayır hocam o dönemi ben biliyoruz. O dönemleri bilmiyorum ama şunu iyi biliyorum. Evet, 3. lige çıkılacaktı. Yani belki böyle bir konuşmalar hani, vardı. Planlamada eksiklik oldu. Destek bulamadılar onlar da. Farklı bir şey oldu, bilmiyoruz ama bilmiyorum yani. Spor kamuoyuna bu duyuru yapıldı. Hani kızlarımız da sanırım bu duyurudan biliyorlar. Meral biliyoruz değil mi kızım? Evet. Yani 2020'de biz bir ümitlendik herhalde 3. lige çıkıyoruz galiba alıyor evet, diyerekten. Evet. Ama maalesef olmadı. Hani nasip diye gerçeği hepimiz inanıyoruz zaten. Futbolun içinde çokça da var bu nasip meselesinden. Şimdi hocam 2022-2023 sezonu. Şunu sormak istiyorum. Yine aynı o dönemde bahsettiğimiz oyuncular var. Evet. Sizinle birlikteler. Evet. Buna muhtemelen katılımlarımız da oldu veya arada ayrılan başka liglere giden oyuncularımız da oldu. Tabii bırakanlar da olmuş bunun yanında. Yani gelmeyenler de var tabii. Üniversiteye giden kardeşlerim var. Başka bölümlere giden kardeşlerimiz var. Bunun en sevindirici yanı şu güzel olmuş yani. Kızlarımızın, bırakan dediğim kızlarımızın herhalde hepsi şey kazanmışlar. Üniversitede okuyorlar. İşte bu muhteşem oluyor hocam. Hala da irtibat halindeyiz kendileriyle. Yanıma arayıp soruyorlar sağ olsunlar. Ve hocam inşallah biter diyor, okurum diyor. Ben de katılırım aranıza diyor. Nasip diyelim biz. Yani her şey nasip. Bizim istediğimiz destek. Hocam şunu söylemek istiyorum. Şimdi bahsettiğimiz yaklaşık 2 yıl önce. Sizin evet altyapısında birlikte yola çıktınız. Hatta siz buraya geldiğinizde bir ifade kullandınız. Bunu da hem değerli izleyenlerimizle paylaşmak isterim. Kızlar zaten siz biliyorsunuzdur. Bu kızlar benim ilk göz ağrılarım dediniz. Evet, yani, evet. Çünkü birlikte yola çıktığınız o 2018 evet, senesinde evet, birlikte hareket ettiğimiz kızlarımız.
ve eksikler pek çokça. Yani onlarla birlikte geniş bir program yapacağız. Onu da planladık. Vardı tabii. Hala yani şu anda devam eden bir tarafı var abi, değil mi? Ne var? 2018 yılından var. Ama tabii bunlar, şimdi şöyle bir şey var. İlk bayan futbol olarak gözümüzü biz beraber açtık yani. Bayan futbol gerçekten öyle basit bir şey değil yani. Kesinlikle değil hocam. 2018'de başlanıldı, çıkıldı yola. Tamam, çok güzel. 2020, siz bu süreçte işte ara verdiğiniz bir dönem var. O ara verdiğiniz dönemde Günay Hocam'la bir çalışma devam var. Devam ettiler. Yani işsizden çıkıp Günay Hocam'da orada bir yapılanma olduğundan dolayı oraya gidildi. Oraya gidildi. Oraya gidildiğinde de 2020-2021 senesinde evet. Sadece sizin görüşünüz olan hani bu çocuklar üst birlikte oynayabilir değil. Günay Hoca'nın da bir şekilde etüdünden geçmiş, evet, bakıp yani gördüğü ekip, aynı ekip 2020-2021'de oynayabilir denilmiş ve o ekip hala mevcut. Hayır, aynı ekip mevcut değil. Eksiklerimiz var. Ne kadar eksik var hocam? Eksik. Vardır yine. Bir 6-7 tane oyuncumuz eksik. 6-7 eksik. O 6-7 oyuncumuz nerede hocam? Onu da aydınlatalım. Yani kimi liglerde oynuyor. Ama bir yer, yani sportif anlamda devam ediyorlar mı sportif kariyerlerini? Genelde okuyor, öğrenci. Genelde okuyor öğrenci. Öğrenci. Yani orada yarım kalan bir hikaye var yani. O yarım kalan hikayeyi de inşallah biz desteği bulursak biz tamamlamak istiyoruz yani. Hocam hani Bilecik geçen sene ciddi anlamda iddialı bir takımdı, evet, ki az önce de bahsettik. Bu takımı alt atmış bir takımdan bahsediyoruz. Dört. Yani, dört mü? Evet. Bilecik'te kaç kaçtı kızım? Dört. Dört mi yediniz? İki golü sen mi yedin? Can neydi ya? Kocaeli'deki takım. Kocaeli'yi yendik. Alt attığımız Kocaeli'ydi o zaman. Altı mı? Kütahya. Bir saniye ben bir toparlayayım. O kadar çok atmışsınız ki ben sayamadım. Kusura bakmayın. Şimdi Bilecik 3. ligde değil mi? Evet. Bilecik'e 4 mi attık? Evet. Yendik. Evet. Onlar bize kaç attı? 2 attı. 4-2 mi? Tamam. Ondan sonra Kütahya, Dumlupınar'da yine 3. ligde mücadele etmeyi düşünen bir yapılanma var. Onlara alt attık sanırım. 3 tane yedik. Hem atıp hem yiyen bir takımız bu arada. Kaleciye göz kırpıyorum. Kocaeli en önemlisi, evet, birinci lig takımı diyor. Onurla gururla söylüyorum yine kardeşimiz. Evet, Kocaeli'ye kaç attık sen söyle. 4 gol, bunu hatırlıyorum. Mine'nin 1 golü 3 asisti var o maçta. Hayır. Kütahya maçıydı. Ben yine karşı. Orada da var. Burada yok mu asisti? Var, orada var golü. Golün var mı? Var. Kaç tane? 1 tane golüm var, 1 tane asistim var. 1 gol, 1 asist. Ortalama hiç düşmüyor yani. Çok güzel. Lümera, sen kalecisin. Evet. Kalecilik futbolun en zor mevkii. En nankör mevkii. Önce bir hani futbolun her alanında aynıdır mutlaka ama biz bayan futbolunu bilmiyoruz. Bize bayan futbolunu sizler öğreteceksiniz. Kalecilik nasıl bir şey? Onu bir anlatır mısın? Yani nasıl söylesem, genel olarak böyle en son sorumluluk sana düşüyor. Yani o herkesten geçiyor o top ve o kaleye girdiğinde... Ben baş başa kalıyorum, sıkıntı veriyorsun yani. Kaleye girdiğinde bütün şey sana düşüyor genelde. Biraz zor. Ama onunla da çalışarak... Zor ama... Tek yalnız kalan benim de. Orada da. Evet, mesela gol sevinçlerinde ben hep orada kalıyorum. Sevinci paylaşamıyorum dedim. Kendimi şu an. Burada size de mesaj geliyor, sizin kaleciye koşmanız gerekiyor o zaman. Arkadaşımızı unutmayın lütfen. Ben maçında bir kere geldim aklıma mesela. Bak. Rakip hızlı başlayabilir diye biz orada önlemimizi de alıyoruz yani. Onun tedbirini de alıyoruz. Hocam kesinlikle... Asla ve kata futboldaki doğrularından, futboldaki anlayışından taviz vermeyen çok değerli bir hocamız. Ben Murat Göçmen hocamın, zaten futbolculuğunun hastasıydım hocam da, anladın mı? Ben çok da söylemişimdir, hayranlıyım yani. Sizler bilmezsiniz kızlar yani Murat hocam. Yani ben de çocuktum o zaman da hani olağanüstü bir yetenekti, ben bunu izah edemiyorum. Yani izlemek keyifti izleyenler açısından. Hocamın bir Bestelmanis'e gitme durumları vardı. Yani bir pek çok şey var. O konulara girersek çıkamayız. Biliyorum hocam. Biz bayan futboluna devam edelim. Biz bayan Elif Nur'u konuşturmadık. Elif Nur sol bek. Elif Nur sol beksin, sol ayağını mı kullanıyorsun? Hayır, sağ. Sol bek oluyorsun. Şöyle sol bek şimdi Ümit Özak gibi sol bek misin? Ümit Özak'ı tanıyor musun? Biz üçlü oynuyoruz. Şimdi sol bek derken defansta genelde üçlü oynadığımız zaman hem sol bek gibi hem sol stoper gibi oynatıyoruz. Ha, anladım hocam. Üçlü oynadığınız için anladım, evet, hocam. Tamam. Oyun sistemine göre değişiyor bu. Geri geliyor, dörtlü oynuyoruz. Yani defansı dörtlü kurduğumuz zaman da sol bek gibi oynuyor. Sol bek veya sol bek oynuyor diye. Elif Durum sol bek veya sol stoper oynaması hani solak da değil. Hani nereden esinlenerek yaptınız hocam? Vallahi ters ayaklı olmasa, rakibi bozmasa. Hı, anladım hocam. Yani oradan gelen bir de hırsla, inatçı. O kadar çok hırslı ki yani
Belki çok. İnşallah izleyip göreceğiz yani. Elif Nur, seni de merak ediyoruz bak. Gözünden yaş gelip devam eden bir sporcumuz. Gözünden yaş geliyor. Hala böyle yani o topu alacağım. Hani hırsı azmi yine erkek futboldan bahsediyor Emre Belezoğlu gibi mi? Ya da ne bileyim Bülent Korkmaz gibi mi? Şimdi şunu söyleyeyim. Ömer abi burada kalecimiz. Bakma Ömer çok böyle, sakin, çok böyle sakin durduğuna bakma. Sahada çok değişken bir karakter gösteren bir kalecimiz. Gerçekten çok böyle hırsızda kaybetmeye tahammülü olmayan. Yeri geliyor kavgacı yapımı da var. Kalede bakma sen yani böyle mütevazı sakin olduğuna. Elif zaten başlı başına yani şunu söyleyeyim ben. Yani oradan gelecek insanlar biraz dikkatli gelsin. Öyle çakı gibi, taş gibi bir takımız yani. Aynen öyle. Hocam ben görüntülerinizi izledim. İnşallah ilerleyen günlerde. Değerli izleyenlerimiz, bizim Bayan Futbolu'na Spor'un Sesi ailesi olarak, Tavşanlı'nın Sesi gazetecisi olarak, Ali Bey Aydın'ın da güçlü desteğiyle birlikte Bayan Futbolu'na katkılarda bulunmaya, destekte bulunmaya her anlamda devam edeceğiz. Hafta içerisinde bir yayınımız daha olacak Bayan Futbolu'nda. Bu yayınımız geniş olacak. Bu yayınımız geniş olacak. Bütün yani kızlarımızdan olabildiğince durumu müsait olan kızlarımızı davet edeceğiz inşallah. Bilmiyorum artık. Murat gelirler, hocam gelirler hepsi. Bu Murat hocam olduktan sonra çünkü altın kızlarımız gerçekten altın kızlar. Yani ben şunu söyleyeyim. Sözümü valla kestim. Şimdi biz bu yola çıkarken gerçekten bu işler kolay olmuyor. Yani Allah razı olsun, bizim servis olayımız olsun, sağ olayımız olsun, Kurçay Belediye Başkanımız Erhan Demiray Bey'e... Hocam notumu aldım, sizin demenize uygun bunu. Bahsediniz üstten Erhan Başkan'a. Çok teşekkür ederim ben. Kurçay Futbol Akademisi'ne verdiği destekler gerçekten Allah razı olsun. Yani bugün sağ sıkıntımızı giderdi, servis sıkıntımızı giderdi. Yani teşekkür ederiz kendisine. Her zaman yanımızda bizim. Destek veriyor, gücü kuvveti yettiği kadar. Hocam bir de Bayan Futbolu'nun şöyle bir yönü var. Buna da hani bence bunu artık 2022 senesindeyiz. Cumhuriyet'in 100. yılını yaşayacağız. Bunlar artık bu ülkenin aşması lazım. Dünya aşmış, Avrupa aşmış. Avrupa'da Bayanlar Ligi'nin Şampiyonlar Ligleri oynanıyor. Yani evet. İş o seviyelere gitmiş. Türkiye'de bütün illerimizin, büyük takımlarımızın birinciliklerde takımları var. Hani Ozan Hoca'yla da görüştük bunu. Siz de biliyorsunuz. İşte iş... Hani reklama fotoğraf karesine gelince bayan takımına kızlar gelin işte falan herkes böyle geliyor fotoğraf çekiliyor falan o görüntünün o karenin içerisinde. Ama destek noktasına gelindiğinde de maalesef herkes bir yerde kenarda duruyor. Veyahut işte bireysel gayretlerle işte kah oyuncuların velilerinin gayretleriyle kah işte genelde velilerin gayretiyle. Genelde velilerin gayretiyle. Evet. Kütahya'da bahsettiğiniz bence önemli bir olay. Hani onu araştıracağım özellikle söyleyeyim. Hani KAP belediye desteği veyahut da bilmiyorum ben onu bilmiyorum ama onu ben araştıracağım hocam onu size onlar de zaten Allah nasip ederse hafta içi görüşmeye gelecekler bir oturalım onlarla da beraber konuşuruz bilgi alırız olmadı sizi de çağırırım tabii memnun olurum hocam ben biliyorsunuz yani futbol olduktan sonra memleket yararına bir şey olduktan sonra her yerde yer alırım ben bu aşılmalı artık hani bayan futbolu olur mu ya hocam şunu da açın biraz hani İyi birey, iyi sporcu yapılan diğer işler. Mesela sen söyleyebilirsin bunu Mine. Yani evet sen Afyon'da oynuyorsun. Evet oynuyorum. Yani, bunun yanında ne yapıyorsun? Üniversite okuyorum. İşte onu da anlat biraz. Veya bu sürecin sana neler kattığından da bahset. Hani sporun, futbolun dışında sosyal yaşama, hayata bakışına ne kattığında dilinin döndüğünce anlat kızım. Mesela futbola başlamasaydın antrenörlük eğitim bölümünde okuyamazdın. Mesela antrenörlük eğitim bölümüne girerken sınav futbol üzerinden oldu zaten futbol branşında. Bir geçmişim olduğu için o sınavda çok iyi bir dereceyle yaparak girdim yani. Onun yanında mesela hiçbir kötü alışkanlığım olmadı sigara vesaire. Yani sürekli onu ayıracağım vakti antrenmana ayırdım. Bu şekilde yani. Futbola ayırdım. Evet. Sosyal diğer kazanımlara evet, ayırdım. Arkadaşlarıma ayırdım. Çevreme ayırdım yani. Bu şekilde çok kötü şeylerden de uzak tutuyor bizi. Sen aktar diyerekten söylüyorum. Biz Murat Göçmen hocamla görüşmelerimizde kendisi ara ara bahsetti. Hani örf anane dersi diye bir dersten bahsetti. Evet. Onu biraz anlat bakalım. Onda da antrenman olmadığı zamanlarda hep beraber toplanıp bir yerde bir yere gitmiştik. Bir kulüp binası gibi. Orada masa tenisi, sohbet, muhabbet öyle şeyler yapmıştık. Ve derslere girmiştik. Diyanetin yeri. Diyanet. Yalnız onu dile evet. Getirelim yani Diyanet'le alakalı direkt. Allah razı olsun. Buradan giden Sayın Müftümüz Hüseyin Bey, Hüseyin Aksoy. Çok teşekkür ederiz kendisine. Allah razı olsun diyelim. Kendisinden. Bir gün Arfa'ya namaza gelmişti. Ya hocam dedim,
benim kızlarım var. Yani bunlar yarın annelere, evlatlara, ablalara, eşlere... Ki öyle olacak. He, böyle olacaklar. Hocam bunlara, sonuçta bunlar Kur'an'ı görürler. Namazı ailesi öğretmek zorunda zaten. Bunları bilirler. Bunlara biz bu şekilde yani yarın anneler olacaklar için, eşlere, çocuklara, evlatlara olacaklar için böyle bir güzel ahlak dersleri versek, örf adetlerimizi anlatsak bu kızlarımıza. Bir bayan hoca bulsan sen bize Diyanet'ten. Hocam seve seve dedi, ne istersen dedi, yaparız dedi. Sen yeter ki dedi, böyle yani bir yola gel dedi. Allah razı olsun yani böyle bir ders verildi. Hocam o müftümüz tekrar ismini zikredin, hem teşekkür edelim tekrardan. Hüseyin Dinsoy. Şu anda galiba da görevde değil, eski. Şu anda Ataşehir'de olması lazım. Ataşehir müftüsü olması lazım, İstanbul'da olması lazım. Buradan kulağını da çınlatın onu. Allah razı olsun. Ha, burada aslında en büyük nokta Cengiz Hoca'nın, Arfa'nın müezzini Cengiz Hoca'mızın beni onunla karşılıklı getirmesi. Hocam zaten onu, şimdi Murat Köşkmen varsa Cengiz Bekleş hocamız var. Cengiz Bekleş hocamız varsa yani zaten ayrılmaz ikilisiniz yani. Yani hani kardeşten öte derler ya. Şunu söyleyeyim. Çok büyük destek veriyor yani. Allah razı olsun. Cengiz hocam. Bugün her gittiğim yerde evet hocalık yapıyorum. Yanımda yeri geliyor genel kaptan, yeri geliyor yardımcı hoca, yeri geliyor istişare. Ve futbol bilgisine de çok güveniyorum. Millet diyor ya mesela örnek veriyorum. Bu top mu oynadı? Ezan okusun falan diyorlar yani. Ya onu diyenler bir kere kesinlikle. Kendileri işin ehli değil ki ona salasınlar zaten. Aynen öyle hocam. Maalesef işte, küçük yani bir yerde yaşıyoruz yani. Ya böyle eleştirilere maruz kalınıyor. Ya detayı bilmiyor. Bir insana salarken sen ilk önce kendini bir dart yani. Bir insana salarken bir dart. Sen kimsin ya? Ne yaptın? Bugüne kadar futbolda ne yaptın? Ne yaptın? Yani? Neredesin yani? Ne oynadın? Nerede oynadın? Ne yaptın takım için? Ama konuşmak dediğimiz zaman... Geçen biriyle beraberdim ben. Anlatıyor. Güldüm ya. Vallahi güldüm kendime. Futbolla ilgili konuşuyor değil mi? Futbolla ilgili konuşuyor. Bizlerle ilgili konuşuyor. Yani tamam düşüncelerim güzel. Her şey güzel. O zaman sen profesyonel takımda olman lazım. Aslında güzel şeyler söylüyor. Çok mükemmel şeyler söylüyor. Ama onların uygulanabilirliği, sahada işte, olma. Ama sen tavşanın senin bütçen ne? Bütçen ne yani? Nereye gidebilirsin? Sonun ne? Bir şey yapıyoruz, tamam. Bir hedefe doğru yürüyoruz ama sonumuz ne? Hocam ben acizane hani Tavşanlı'da bu işleri icra ediyoruz. Siz bu işin altyapı kısmındasınız, bayan futbolu kısmındasınız. Evet. İşte bize hasbelkader geçmişte veya bugün de işte basın tarafında, spor kamuoyu noktasındayız. Maalesef küçük yerlerde illaki işte birilerinin beğenmemesi, birilerinin... Saygı duyacağız. Ha, bu oluyor ama acizane düşüncem şu, bence herkes doğru bir şekilde, inanaraktan, disiplinli bir şekilde işini yapmalı. Yani onun haricinde çok da laflara, söylenenlere takılmamak lazım. Vallahi ben yani kimseyi... Şöyle bir şey var yani biraz... Ha, şunu da söyleyeyim hocam bunu söylerken. Çok da mütevazı olmayın. Dik kafalı olduğumu söylerler. Ben yani bildiğim işte dik kafalı da olurum. Ukala da olurum. Kimse ilgilendirmez bu konu. O açık ve net yani. Ben eğer benim bildiğim hani şöyle bir şey var varsa... Ya, fazla mütevazilik tevazudan değildir yani, derler ya. Şimdi ben bu işi bildiğime inanıyorsam, severek yaptığımı şey yapıyorsam, iyi araştırıyorsam yaptığım işi... Ki siz çok iyi araştırırsınız. Gelişmeleri takip edebiliyorsam... Yanımdaki ekibimle iyi bir ortam kurduysam, futbol takımımla aile ortamını oluşturabildiysem, yani onların orada ne sen dediğini, dur, düşündüğü ne benim için zaten önemli değil. Ben sadece kendime bakarım. Bu onlar... noktada ben de sizinle aynı çalışma felsefesine sahibim hocam. Murat hocamın hani yakından tanıyanlar zaten bilir. Hani Murat hocam düşündüğünü söyleyen içi dışı bir hani kimseye amiyane tabirle, halk tabiriyle eyvallah olmayan bir karakteri, kişiliği vardır yani. Hani 40 köy yanlış dese de Murat hocam doğruysa gerçekten inandığı o doğrudan devam eder. Ki bayan futbolundaki gittiği yolda onu gösteriyor. Yani inatla bugüne geliyor. Muhteşem bir başarı var. Bakın tekrarlamak istiyorum. Bu sefer karıştırmadan yapacağım, yardımcı olun siz de bana. Tamam mı? Şimdi 4-2 bir galibiyetimiz var Bilecik'e karşı. Onun haricinde 6-3'lük galibiyetimiz Dumlupınar'daki kız takımımıza, bu sene profesyonel bu sene olacak. Üçüncülükte profesyonel takımımıza karşı var. Kocaeli'ye olağanüstü olan bu 4-2'lik bir galibiyetimiz. 4-1 mi? Evet. Tamam, Karacaman zaten 4-1 dedi. O kadar yemedim, 2 yedim dedi. 4-1'lik bir galibiyetimiz var. Ya 3 profesyonel takıma karşı,
3'ten fazla ataraktan 3 tane galibiyet. Yani bu takdire şayan bir durum. Yani bilmiyorum hani izleyenler tarafından ne kadar belli oluyor. Her anlamda pırıl pırıl kızlarımız var. Altın kızlar diyorum ben onlara. Altın kızlarımız var. Ben canı gönülden inanıyorum yani. Temenni etmiyorum, inanıyorum. Bu iş olacaktır da. Tavşanlı bu tarz işlerin üstesinden gelir. Geleceğine inanıyorum. Bu takım 3. ligi fazlasıyla hak ediyor. Ve bu takımın 3. ligi hak etmesinden ziyade şöyle bir boyut da var. Ya düşünsenize ya, Tavşanlı'dan bugün diğer spor alanlarında böyle bir tanıtım imkanımız yok yani. Maalesef yok. Keşke olsa. İnşallah o da olacaktır. Belki de devamında çifte dikiş olacak. Bir takımımızla 3. ligde devam edeceğiz. İnşallah. Böyle bir imkan var. Hazır bir oyuncu grubu, oyuncu kadrosu var. Bana göre ciddi bir futbol aklı var. Futbol oluşumu var orada. Sizin kurmuş olduğunuz Murat Hocam. İnşallah diyorum. Ben olmasını canı gönülden istiyorum. Az konuşan kızımız var. Elif Nur. Sen bir konuş kızım. Az biraz konuşalım. Konuş. Kendine burada konuşmadı en azından. Sen de hikaye başından başla. Sana da başlatacağız daha dur. Hemen Elif Nur'a geçtik. En son sensin. Kalecisin ya, son adamsın. Elif Nur. Hani sen de nasıl başladı? 2018'den o süreçte birlikteydiniz zaten. O arada hani akademik olarak üniversite vesaire böyle bir planlama hocam bahsetti gerçi de. Bir de senin açından değerlendirelim. Hani hem başlangıç hem neler yapıyorsun. Anlat hepsini. Şimdi ben 2018'de böyle çok hırslı, böyle çok sinirli bir yapım vardı. Annem de Akıncılar'ın broşürünü görmüş. Dedi ki hani en azından bir spora gitsin, kafası dağılsın. Öfkesini atsın orada. Aynen öyle dedi. Öfkesini orada atsın dedi. Sonra biz Akıncılar'a görüşmeye gittik. Görüştük işte. Önce ben voleybola gidecektim. Annem daha doğrusu voleybol oynamamı çok istiyordu. Sonra dedi ki futsalı gördüm ben. Ben futsala gideceğim dedim. Annem voleybola gitti dedi. Orada biraz bir çekiştik. Sonra futsala gittim. Futsaldaki hocanın da Murat Göçmen olduğunu duyunca babam dedi ki gitsin. Hani emanet edeceğimiz bir insan dedi. Murat Göçmen markası orada da çıktı aynen yani. Aynen öyle. Ondan sonra ben gittim ilk antrenmana. Hani aslında başka biri olsa ki Murat Hoca gibi iyi bir hoca bırakırdı diye düşünüyordum. Çünkü çok kötüydü tabii. Hiç kimse hiçbir şey bilmiyordu. Yani Murat topu hocam, hani böyle ilk defa topu vuranlar böyle vuruyor ya. Öyle işte öyle. Ben öyle öyle öğrendin mi? Evet, öyle öyle öğrendim. Hatta Murat Hoca bize kendisi birkaç sene sonra itiraf etti. Bu kızlardan bir şey olmaz diye düşünüyordum dedi. Yandık dedi böyle. Düşündüm dedi. Sonra biz futsalda baktık devam ediyor. O da dedi işte lig yok dedi Ahmet Göktürk bize. Hani futsalda lig yok, futbola geçelim isterseniz falan dedi. Kızlar da hepimiz tamam olur dedik. Hani devam etmek istedik. Murat Hoca bize en baştan dedi, kızlar dedi devamlılığını getirecekseniz öyle başlayalım bu işe dedi. Yani ya hep ya hiç dedi. Aynen öyle. Tanımışsınız siz. Gerçekten kız olmuşsunuz yani. Evet Hümeyra, sen de anlat biraz. Sen hemen yediğin gollerden bak. Bu kadar çok sakin masum duyuyorsun da. Hoca böyle bahsetmedi senden kızım. Bahset Hümeyra, 2018'den al sen de. Buraya kadar gel bakalım. İşte arkadaşlarımın dediği gibi futsal olarak başladık. Gerçekten hani futbolda çok farklı futsal. Hani kural olsun, kalede bile hani ayağımla... Kaleci için futsal mı futbol mu? Kaleci için diyorum onu. Futbol, kesinlikle futbol. Artık siz futbola aşık olmuşsunuz. Sizi kimse döndüremez bu yoldan. Evet, devam et kızım. Futbolla devam ettik. Akıncılar'da devam ediyorduk. Çok güzel de bir kadromuz vardı bence. Hani devam etsek çok iyi yerlere geleceğimize inanıyordum. Anlat sen kızım. Çok iyi yerlere geleceğimize inanıyordum ama birkaç ayrılık yaşadık hocamla. Maalesef diye. Murat hocam demişti ki, ben o sözü çok iyi hatırlıyorum. Futbolun iyi yönleri olduğu kadar kötü yönleri de var. Siz bunları hiç görmediniz demişti. O ayrılık sürecinde biz bence o çoğu kötü yönü gördük. Şimdi aslında yaşadığınız ama konuşamadığınız bazı yaşadıklarınız var. Artık boş verin onları. Geride kaldı. Önümüze bakıyoruz. Yani şöyle bir emek veren herkesten Allah razı olsun diye. Kesinlikle katil söyleyin hocam. Sizin adaletli, hakkaniyetli tarafınızı zaten sizi tanıyan herkes bilir. Herkesten emek veren herkesten Allah razı olsun. Tavşan'ın futboluna, Kütahya futboluna emek veriyorsa ben Kütahya demeyeyim. İşin dürüst konuşalım yani. Ben Tavşan'ın futboluna emek veren herkesten Allah razı olsun diye. Anladım hocam. Anladım. Yani kızlarınıza da aynı şekilde o arada süreçte katkı veren herkese de teşekkür etmiş oluyorsunuz. Teşekkür ederim yani. Eksik olmayın hocam. Bu hakkaniyetli tavrınızı zaten biliyoruz. Şimdi kızlar, burada bir abimiz var. Mine kızımızın babası. Abicim gel buyur, seni de hem kızımızla beraber istersen katılabilirsin. Gel. Senin bir ifade. Gel abi, hiç bundan şey yapma. Gel. Çünkü Osman abim de
Hiç gel abi. Kaçırma yani. Kızına tam destek veren bir abimiz. Gel abim gel lütfen gel. Lütfen gel. Şöyle geliniz. Baban atırsın sen babanın başına gel. Tamam mı? Gel böyle. Şimdi değerli izleyenlerimiz, abim çok güzel bir ara vermiştik. Kısa bir ifade bulundu. Hani biz her zaman diyoruz yani sporun sadece spor olma dışında futbolun, voleybolun veya diğer branşların çok fazla katkıları ve kazandırımları var. Bu olayın içerisinde olan aileler bunu zaten fazlasıyla biliyorlar. İşte o ailelerden, o babalardan bir tanesi bizim efsane futbolcumuz. Kahrejma diyorlar, bakacağız göreceğiz birlikte. Babası burada. Osman abi, sizi tanıyalım. Kızımızdan bahsedelim, süreçten bahsedelim. Bir de arada söylemiş olduğunuz bir şey vardı. Ona da vurgu yaparsanız memnun olurum. Ben Mine Satık'ın babasıyım, Osman Nuri Satık. Mine çocukluktan beri zaten futbolla aşıklı. İlkokul şeyleriyle. Ben bugüne kadar Mine'nin hep arkasındayım. Ta buradan Afyon'a kadar üşenmiyorum Mine'nin maçına her hafta. Profesyonel bir kız Mine. Şey diyorum. Murat Hocam Allah bin kere razı olsun. Yani Mine'nin bu hale buraya gelmesinde en büyük neden Murat Hoca'dır. Murat Hocam'dan Allah bin kere razı olsun. Bütün çocuklar için aynı. Çok iyi aile olarak biliyorsunuz yani, ya. Çocukların aileleriyle de tanışıyorsunuz muhtemelen. Hani sürekli ben bunları getirip her antrenmana getirip götürüyorum. Şey alıyorum. Öyle yani. Hani? Ben Mine'nin gittiği yoldan ben vallahi. Bambaşka şeylerden hani bu kızlarımız bu spora, futbola kanalize olmasaydı hani ona ne bileyim işte hayatın içerisinde görüyoruz yani. Yani görüyoruz. Üniversiteler belki kazanılmayacak ama spor bu kızlarımızı hem bir şekilde 5 yıl okuyor kızımız. Evet. 2. sınıfta inşallah bir antrenör olacak aynı i̇nşallah. Zamanda. Profesyonel bir futbolcu. Kızımız üniversite sınavına girdi Meyra. Bilmiyorum nereye hayal ediyorsun. Aynı şekilde Elif Mor. O da aynı. Aynı durumda. Daha 2 tane daha kızımız var aynı şekilde. Aynı durumda 2 kızımız yani. Daha var. Onlar da bu kızlarımızın var. Hepsi üniversiteyi kazanma aşamasında ve kazanmış kızlarımız. Bilmiyorum değerli izleyenlerimiz. Spor gerçekten insanları, toplumları güzelleştiren, nitelikli hale getiren, toplumun canlı haline, toplumun kazandırımlarına fayda sağlayan bence olmazsa olmazımız. Ve tavşanlığımızda şu anda elimizde ciddi bir değerimiz var. Aslında için içerisinde birebir olanların bildiği ama spor kamuoyunun tavşanlığının çok iyi bilmediği bir değerimiz var. Altın kızlarımız var bizim. Bilecik'i yenmiş, Kütahya'yı yenmiş, hali hazırda 3. lige çıkacak Kütahya'yı, hali hazırda 3. ligde olan Bilecik'i ve 1. ligde mücadele eden Kocaeli'ye 4 atmış bir bayan takımımız var. Tek eksiğimiz var, büyüklerimizin desteği, evet. Büyüklerimizin yanında olması, tavşanlığımızın her zaman böyle bir olayı gördüğü zaman el atması, böyle yapması. Biz sporun sesi, tavşanlığının sesi ailesi olarak geniş yayınlarımız olacak. Ve bayan futbolunun yanında olacağız. Evet Murat Göçmen hocam çok teşekkür ediyorum. Başta size katılım sağladınız. Eksik olmayınız. Mine Satık profesyonel oyuncumuz. Aynı zamanda üniversitede antrenörlük eğitim alıyor. Yine Hümeyra, kaleci Hümeyra. Sol bek Elif Nur. Daha geniş bir programla birlikte olacak. Ve kızımızın babası bir aile ferdi Osman abimiz. Evet değerli izleyenlerimiz. Spor bizim için sadece bir aşk değil, aşk kavuşunca biter. Spor bizim sevdamız, sevda ise mezarda biter. Sporun sesi, tavşanlığın sesi.